Değerli seyirciler, bir Sözün Özün programı ile daha karşınızdayız. Bu programımızda hemşeri dernekleri başkanlarımız konuğumuz olacaklar. Geçen hafta konuğumuz olan Zonguldak'ta bir ilk etkinliği yapacak olan Trabzon Dernek Başkanımız Ahmet Bayrak. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Yine Zonguldak'ta değişik faaliyetlerle gündeme gelen Zonguldaklar Dernek Başkanı Necati Başar. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Yine Devlet Gökçe Bey Derneği Başkan Vekilimiz Cevdet Cin. Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz, hoş bulduk. Bugünkü yayınımızda hem hemşeri derneklerin dayanışması hem de Trabzon-Zonguldak etkinliğinden bahsetmeye çalışacağız. Başkanım yayına başlayalım. Öncelikle evet. Trabzon-Zonguldak etkinliğimizi tekrar gündeme getirelim. Bu tabi Zonguldak'ta ilk olduğu için biz bunu geçen hafta da işledik. Bu hafta da işlemeye çalışıyoruz. Tabi güzel gelişmeler var. En son bir toplantı yaptınız. İlk önce oradan başlayalım isterseniz başkanım. Buyurun. Evet. Bu fırsatı bize verdiğiniz için önce Pusula TV Yönetim Kurulu Başkanı'na ve siz değerli çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle geldiğimiz süreçten bahsetmek fırsatı doğacak. Bir de geçen hafta yaptığımız hem yaklaşık 13 dernek başkanımızla alakalı toplantı hakkında, gelişmeler hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikle bu akşam bizleri televizyonları başında izleyen değerli Zonguldak halkına saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz ve bu vesileyle 11-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Trabzon-Zonguldak yani Trabzon ve Zonguldak Kültür Tanıtım Günleri'ne sayılı günler kaldı. Açılışımız 12.30'da başlayıp 15 Şubat saat 23'e kadar devam edecek. Öncelikle Zonguldak'ta yaşayan tüm Zonguldaklı hemşerilerimizi bu etkinliğe katılmalarına davet ediyoruz. Müsaade ederseniz biz arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda amacımız şuydu. Öncelikle dernekler arası birliktelik. Bu etkinlik ilk olacağı için tabii ki biz dernek olarak da bazı tabii mutlaka ilk olacağı için bazı çekincelerimiz var idi. Hala da var tabii. Bu bizim amaçladığımız gibi olacak mı olmayacak mı her ne kadar bir alt firmaya bütün sorumluluğu vermiş isek de tabii biz dernek olarak da bizim şeyimizin altında olduğu için biz burada bu afişimizde de göründüğü gibi Trabzon-Zonguldak yani sadece işte bir daveti ya da bir broşür şeklinde olmasın diye dernek başkanlarımızı bizim dernek binamızda sizlerin de katılımıyla yaptık. Oradaydınız. Ben gerçekten tüm arkadaşlarımız Sayın Savaş Bey Çancımalar Dernek Başkanımız Ankara'da olması hasebiyle katılamadı ama telefonla katıldı. Her konuda arkadaşlarımın ve sizlerin yanınızda olduğumu deklare etti ve pazartesi dönecek bu etkinliğe katkı vereceğini bize söyledi. Osman Bey oradaydınız. Çok güzel görüşmeler oldu. Yani bu etkinlik hakkında güzel olacağını, ilk olacağını, bu konuda bizlerin de herkesin destek olması gerektiği şeyi ortaya çıktı. Fakat orada tabii ki önde olan şeyler yani hevesli mesela özellikle Devrek Gökçe Bey Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu'na çok duyarlı davranmalarından dolayı teşekkür ediyorum bir dernek adına. Ayrıca Necati Başarı Başkanım da bu konuda çok duyarlı, çok istekli. Yani diğer arkadaşlarımız da istekli, duyarlı fakat bazı çekinceleri var. Yani işte bu işin maddi boyutu var, değişik şeyleri var. Ama onlar yani stand kiralayıp da destek vermeleri bile bizim için önemlidir. Biz bunu önemsiyoruz. Önemli olan bu projeye sahip çıkmaktır. Bu projeye inşallah iyi olacak diye düşünüyoruz. İyi olduktan sonra bunu Zonguldak'ta gören işte dernek başkanlarımız, Zonguldak'ta yaşayan halk, Zonguldak'ta idame eden, esnaflık yapan, işte bürokraside olan herkes bunu gördükten sonra inşallah iyi olur ki bu bir başlangıç olur. Ben tahmin ediyorum bundan sonra olacak olan bu tür organizasyonlar ilgi ve alakanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu vesileyle
Dernek başkanlarımızı ziyadesiyle memnunum. En azından stand kiralamazsa bile buna katkı vereceğini, oraya geleceğini, eşini dostunu davet edeceğini, mutlaka ve mutlaka o kültürü orada yaşayacağımızı, çok iyi olduğunu bizlere sokakta rastlayan her kardeşimiz, gerekse Zonguldaklı olsun, gerekse Trabzonlu olsun, herkes bize başkanım teşekkür ediyoruz. Şimdi işte lavaralın da hareketli çalışmaları görünce, reklam boyutları biraz daha çoğaldıkça bu yayılmaya başladı. Herkes tarafından beğeniliyor, merakla bekleniliyor. Biz de merakla bekliyoruz. İnşallah iyi olacak diye. İyi olması için çalışıyoruz. Bu vesileyle programımız şey hakkında bilgi vereyim sayın vatandaşlarımız. Sabah 10'da o alanımız açılacak. 11 Şubat. 11 Şubat. Çarşamba günü saat 12.30'da resmi açılış töreniyle başlayacak. Sabah 10'da orası açık olacak. Gece 23'e kadar açık olacak. Yani ilk gün saat 12'de açılıyor. Sonraki günler sabah 10'dan itibaren açık. Evet, evet. Hayır, ilk günde 10'da açık da. Resmi programımız 12.30'da kurdeleyi keseceğiz. Resmen başlatmış olacağız. 10 ile 23 arasında orası açık olacak. Fakat eğlence bölümü, yani konser bölümümüz 17'de başlayacak. 23'e kadar devam edecek. 17.30 itibariyle 9 arası, yani her akşam 3,5 saat canlı yayın yapılacak. Yani burada televizyon şeyini vermek istemiyorum. Canlı yayınlanacak. Her akşam 5 gün sanatçılarımız burada. Sıralamaları yapıldı. Sinan Yılmaz'da kapanış olacak. Bunu da halkımıza duyuralım. Şu anda stand çalışmaları devam ediyor. Firma geceli gündüzü uğraşıyor. Biz de uğraşıyoruz. Arkadaşlarımız sağ olsunlar uğraşıyorlar. Bu konuda sizlerin de duyarlılığına teşekkür ediyoruz. Güzel olursa güzel olacağına inanıyoruz. Bu sefer bu güzelliklere Zonguldak'ta yaşayan herkes, bunun Trabzonlusu Zonguldaklısı yok, herkes buna sahip çıkacaktır. Sahip çıkması lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu şehrimizde bir ilk olacak. İlk olacağı için bazı çekinceler var. Hala onun ne olduğunu, nasıl bir şey olacağını görmeyen, bilmeyenler var. Göründükten sonra, bilindikten sonra, bir de yaşandıktan sonra bunun ne kadar güzel, ne kadar önemli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu bu halkımız görecek. Biz şimdi esnaflarımızı, bazı vatandaşlarımızı, biz tereyağımızı almıyoruz, sizi bekliyoruz, tereyağımızı oradan taze alacağız diye söylentiler söyleniyor. Bunlar olumlu şeyler tabii. Yani Zonguldak'ımızda aslında derneklerimizle bu birlikteliğimiz devam ederse edecek, etmemesinde bir neden yok. Biz bu Zonguldak'ta el birliği yapar isek, biz bu Zonguldak'ta bunun gibi çok daha güzel şeyler yapabiliriz. Yani biz Karadeniz Yayla Şenlikleri yapıyoruz. Dernek olarak mesela Karadeniz Yayla Şenliği ismi. Biz burada Karadeniz Yayla Şenliği değil de bu derneklerimizle el birlik yapar isek Karadeniz Yayla Şenliklerini, biz o alanı festival havasına çeviririz. Ve de gücü birleştirirsek Zonguldak'ta, biz o işte sade yöre milletvekilleri, işte sayın valimizin ve bürokratlarımızın işte orada ziyaretmesiyle değil de bu gücü birleştirirsek belki de Ankara'dan bakanlar ve başbakanlarımız oraya gelme şeyi doğar. Geldikten sonra biliyorsunuz başbakanlar, bakanlar bir ile gittiği zaman bereket çantasıyla gelirler. Yani mutlaka o ile bir şey verirler. Bunlar da bu işlere vesiledir. Evet. Mesela burada Zonguldak'ta şimdi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız yoğun şeyi var. Zonguldak'ta uçak seferi olmadığı için ama iletişim daire başkanını gönderiyor. Daire başkanı onu temsilen gelecek. İşte Ankara'dan bütün yöre milletvekillerimize Zonguldak, Trabzon kökenli hepsine davetiye gönderdik. Bazıları telefon ediyor, isimlerini vermek istiyorum. Katılacaklar. Bunlar önemli şeyler. Hem kültürsel açıdan önemli şeyler, hem böyle kaynaşma, birleşme, danışma, dayanışma adına da güzel şeyler. Bu konuda Osman Bey, biz elimizi taşın altına koyduk. Niyetimiz iyi, iyi niyetle yola çıktık. İnşallah Allah bizi utandırmayacak diye düşünüyorum. İnşallah güzel şeyler olacağına ben inanıyorum. Bu vesileyle sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Başkanlarım, biraz da başkanlarım bu konuda şey yapsın. Başkanım, güzel bir noktaya aslında değindiniz. Mesela bir Karabük'e hep imrendiniz. İstanbul'da bu tür organizasyonlar yapıyor. Bakanlar geliyor. İşte evet.
başbakanlar geliyor. Evet. Biz bu konularda hiç ne il dışında, İstanbul'da, Ankara'da ne de Zonguldak'ta güzel bir organizasyon, bir türlü geniş bir organizasyon bir türlü yapamadık. Bu aslında bir başlangıç. Bu konuda da Necati Başkan'ın da desteğini biliyorum. Başkanım, herhalde stand açacağız orada. İnşallah. İnşallah açacağız. Bu etkinlik konusunda ikinci görüşünüzü alayım başkanım. Neler sergilenecek orada, neler sergileyeceksiniz? Onu da bir şimdi alalım. Ben de başta Pusula TV Yönetim Kurulu Başkanı ve siz çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Zonguldak'ta böyle bir güzel gündemi oluşturma sebep olan Trabzon Dernek Başkanımız Ahmet Bayrak'a da teşekkür ediyoruz. Diğer arkadaşlarımıza da. Biz Zonguldak'ta bundan 5-6 yıl oluyor herhalde, değil mi? Yani bir birliktelik oluşturduk. Zonguldak'taki 100'ün üzerinde sivil toplum örgütü, dernekleri, başkanlarını bir araya getirerek Zonguldak'ta bir il platformu, 20 kişilik icra komitesi oluşturduk. Bu icra komitesinde bu birlikteliği sağladık ve devam ediyor. İnşallah da devam ettireceğiz. Bunun semeresinde gördük. İşte Filyos projesi gibi, Mithatpaşa tüneli gibi, Zonguldak'ın trafik sorunlarının çözülmesiyle ilgili konuları başta Mithatpaşa olmak üzere 40 bin civarında bir imza topladık. Bunu getirdik Ankara'ya. Ankara'da sağ olsun Ulaştırma Bakanımız ve müsteşar konuya eğildiler ve programı aldılar. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Siyasilere. Hatta iktidar ve muhalefet partilerine hepsine teşekkür ediyoruz. Hepsinin de imzası var o Mithatpaşa tünelinin programı alınmasıyla ilgili. Şimdi Zonguldak'ta biz bu birlikteliği sağlayacağız. Trabzon Derneğimiz Allah razı olsun güzel bir şeye adım atmıştır. Bunu asla yalnız bırakmayacağız. Burada tüm Zonguldaklı hemşerilerimizi buraya davet ediyoruz. Herkes belirli bir sanatsal şeyini getirsin. Ne bileyim işte devrekte bastonuyla, efendim çöven ekmeğiyle, simitiyle, devren simiti de çok meşhurdur. İşte çay cuma yoğurduyla, konservesiyle, Bartın'ın da çöğüne ekmeği hakikaten çok güzel lezzetlidir. Onlar katılır. Biz burada, ben biraz önce şey yapacaktım. Şimdi bizim Zonguldak'ta, derneğin adı Zonguldak İli Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği. Kalkınması, kalkınmayla ilgili bir takım çalışmalar birlikte yapıyoruz biliyorsunuz. Yardımlaşma konusunu da biz daha çok eğitime ağırlık veriyoruz. Yani başka illerde ya da Zonguldak'ta üniversite tahsili gören ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik burs kampanyası başlattık. Bir miktarını biz cüzi miktarda olsa dernek olarak karşılıyoruz. Ama bize bu sene müracaat eden 653 civarında öğrenci, bunu 300 civarındakilerinin hakikaten ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettik. Bunları da Zonguldaklı hayırsever iş adamlarına ben çok çok teşekkür ediyorum. Çok duyarlı insanlarımız var. Allah razı olsun bize katkıda bulundular. Biliyorsunuz birlikte bir geçen hafta beraber evet, bir plaket töreni düzenledik. Onları onurlandırmak adına. Yine buradaki bu festival diyelim. Artık biz buna festival gözüyle bakıyoruz. Zonguldak, Trabzon ve diğer il derneklerini de buraya davet ediyoruz. Bu arkadaşlarımız her zaman bizimle beraber oldular. Olmaya da devam edecekler. Biz aynı zamanda ben Zonguldak'ta İlim Eğitim Kültür Vakfı Derneği'nin de yönetimindeyim. O arkadaşlarla da görüştük. Onlar da hakikaten öğrenci yetiştirme adına çok güzel hizmetler yapıyorlar. Onları da bu standa inşallah katacağız. Kendileriyle görüştük, katılacak oldular. Ve Kızılay'ın da yönetimdeyiz. Hatta Kızılay da orada ne gibi bir şey yapabilir? Kan bağışı olur, bir şey olur. Orada bir stand onların da açması lazım. Orada bir kan bağışı kampanyası da yapılabilir. Ben Nihat Başkanımız bu konuda duyarlıdır. Kendisi herhalde orada bir stand açarak orada 5 gün boyunca kan bağışı yapıp Zonguldak halkının kan ihtiyacını da karşılamış olur. Önemli, evet. Üniversitemiz de bu konuda çok hassas. Sağ olsun rektör hocamız bu sene hedefi Çanakkale Savaşları'nın 100. yılında denile. Başkanım sen daldan dala atlasın. 1915 ünite kan sözü verdi. Yani o şeyden giriyorum. Kızılay'da katılırsa daha da güzel olacaktır. Diğer derneklerine katılmasını özür diliyoruz. Başkanım bunu değerlendirmek lazım aslında. Tabii. Bunu da not alalım başkanım.
Şimdi biz orada stand açtığımız zaman örneğin ihtiyaç sahibi öğrencilere ya da ilim tahsili gören öğrencilere yönelik gözlemesiydi, böreğiydi, tatlısıydı vesairesi burada hatta gerekirse bir döner de getirerek orada öğrencilerin yararına o gelen vatandaşlar inşallah duyarlı olur. Onlar da der ki ya biz buradan yiyelim de bu öğrencilere de katkımız olmuş olur. Ve böylece diğer dernekler de katılırlarsa ki katılacaklardır. Bu şeyi evvelallah alnımızın akıyla çıkartacağımızı umut ediyorum. Tüm Zonguldaklı hemşirelerimizin buraya hatta esnaflarımızın da stand açarak bu 5 gün orada kendi ürünlerini tanıtma açısından faydalı olacağını zannediyorum. Ben bu konuda teşekkür ediyorum. Teşekkür Sayın ederiz. Ahmet Başkanım yanında sonuna kadar beraberiz. Destekliyoruz. Yani ben Ahmet Başkanım'ın bahsettiği toplantıda bulundum. Şöyle bir aslında teşekkür etmek lazım. Devlet Gökçebey Derneği Başkanımız bu konularda gerçekten duyarlı. İlk talepte bulunan, ilk somut stand kiralayan da kendisi oldu. Sanırım hanıma rahatsız olduğu için gelemedi. Ama başkan vekilimiz yıllardan beri tanıdığımız ve çok da aktif olarak çalışan Cevdet Başkanımız var yanımızda. Başkanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Derneğiniz nasıl yer alacak standta? Öyle başlayalım isterseniz başkanım. Buyurun. Şimdi öncelikle Pusula TV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Bey'e ve siz değerli arkadaşlarımıza, çalışanlara teşekkür ediyorum. Bizleri bu platformda buluşturdukları için diğer arkadaşlarımızla. Bizler yöre olarak yöremizin yani Devrek Gökçebey yöresinin mümkün olduğu kadar yöresel tanıtımını yapmaya çalışacağız. Tabi bu işi öncelikle Trabzon Derneği'nin Zonguldak'ta böyle bir şey düşünüp başlatması bizleri hakikaten gururlandırdı. Çünkü bunlar genellikle dışarıda bu işleri yaptıkları için Trabzon dernekleri İstanbul'da filan bunlar da herhalde burada esinlenerek burada bu işi düşündüler. Çok iyi oldu. Bundan sonrası daha iyi olur gibi düşünüyorum. Şimdi yöresel olarak burada stand kiraladık. Orada devremizle ilgili devre ekmeği işte cevizli ekmek deriz, gömeç deriz ona. Yani şeyde olur. Biz evet, bir türlü diyemiyoruz ama. Gömeç. Cevizli gömeç. Bunun yanında orada sıcak sıcak gözlemesi olacak. Bizim en kıymetli, en değerli şeyimiz bastonumuz. İlk açılış günü baston ustamızı getireceğiz. Orada tanıtımını yapacak. Ondan sonraki günlerde yine aynı şekilde diğer ürünlerde devam edeceğiz. En azından bizim tarhanamız var mesela. Kızılcık ekşimiz var. Evet. Bunları getireceğiz, sergileyeceğiz. Siz tam hazırlıklısınız başkanım. Hani biz tamam, Sayın evet. Başkanımla beraber gittik Devrek'te bu çalışmayı bir gün boyunca yaptık. Hazırlıklarımız şu anda tamamlandı sayılır ve bütün bu işleri bizlere temin edecek arkadaşlarımızı, köydeki vatandaşları haber verdik, telefon ettik onlara. Onlar da şimdi bizlere hazırlıkları yapacaklar. Biz bu işi daha önceden şey yapmış olsaydı daha bir teferruatlı olacaktı. Çünkü bir dar zamana denk geldi ama yine de güzel olacak. Devrek'te bizim bir de müzik şeyimiz var. Devrek türküleri diye bu Rüştü Onur'la ilgili şairimiz Rüştü Onur'la ilgili bir dernek var. O derneğin eğitim ve kültür derneği. Bunlar bu işlerle uğraşıyorlar. O arkadaşlardan yardım aldık. Onlar o müzik ekibini bize getirecekler. O da 2015 cumartesi günü saat 15 ile 17.30 arası konser verecekler. Buraya bütün hemşerilerimizi veya bütün Zonguldaklıları bekliyoruz. Onlar da görsünler. Yani herkes yöresinin şeyini bir görsün. Ona göre evet. Hareket etsin diyoruz. Sadece görmek için değil mi başkanım? Baston olsun, diğerleri olsun, satışta. Tabii orada evet, satışlarımız da mümkün olduğu kadar yapmaya çalışacağız. Tabii ki biz de kendi gücümüze göre bir şeyler alabildik yani. O konudan değiliz yani. Mümkün olduğu kadar şey yapacağız. Tabii ki biz de aynı eğitimde bizim büyük
ağırlığımız var. Bizde de eğitimde ağırlık var. Biz bunları hep sağ olsunlar üyelerimizin aidatlarıyla karşılıyoruz. Hiçbir dışarıdan katkı almıyoruz yani. İş adamı sponsorumuz yok. İş adamı sponsorumuz falan yok. O yönden mutluyuz. Teşekkür ediyoruz bütün üyelerimize. Buradan da bizleri seyreden bütün televizyonu başındakilere ve bilgisayar başından izleyenlere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Gelsinler bizi Zonguldak'ta seyretsinler. O kadar. Siz bayağı hazırlık yapmışsınız. Tebrik ederim. Hem de Lütfi Başkan'a da buradan selamlar gönderelim. Geçmiş olsun da dileyelim. Biz de geçmiş olsun. Gerçekten diyoruz. O toplantıda değil mi başkanım ilk hemen konu açılır açılmaz ilk söyleyen de Lütfi Başkan oldu. Cevdet abi de beraberdi. Cevdet Bey de hemen orada organize oldular. Ve bu işin ne kadar ciddi aldıklarını da Cevdet Başkan'ın da şimdi söylediği gibi ortaya çıkıyor. Söylediğinden ortaya çıkıyor. Bütün hazırlıkları yapmışlar. Bir hafta var neredeyse. Yani 3-4 gün var. 5-6 evet. gün var. Hemen hazırlıkları yapmışlar. Sanırım evet. Teyhan'ı falan gölgede bırakırlar başkanım. Evet. Çakısını, Sümen'in çakısını. Tabii şöyle bir sıkıntı var aslında. Ona da aslında değinmek lazım. Belki geçen programda değindik. Biz hep meşhur diyoruz devletin bastonu. Cevizli Kömekçimiz meşhur diyoruz ama biz ilin dışında bir türlü istenildiği kadar bir türlü tanıtamıyoruz. İşte bu tür organizasyonlarda iyi değerlendirmek lazım. O yüzden aslında Devlet Gökçebey Derneği'ni kutlamak lazım. Hemen organize olmuşlar. Bu konuyla ilgili herhalde biraz daha çalışmak lazım değil mi başkanım? Cevdet Başkanım. Osman Bey şöyle bir şey var. Bizde şimdi Devrek'te bir de tarım kooperatifi kurdular. Bunlar bayanlar arasında işte seracılıkla uğraşan bayanlar, işte ekmeğini yapan, şeyini yapan bayanlar. Biz zaten tarhanamızı, işte ekşimizi falan hep oradan temin edeceğiz. Çünkü onlar hep köy ürünü. Öyle şey değil. O arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bu arkadaşları birkaç tane böyle bu şeylere, festivallere şeye Devrek Belediyesi göndermiş. Onlar da bu işte şeyler. Yani biliyorlar işi. Bize yardımcı olacaklar. Onlara da teşekkür ediyoruz buradan. Bizler inşallah daha güzelini yapacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Yok Devrek bastonu konusunda. Şimdi baston konusunda ben bilgi verebilirim. Mesela şöyle bir şey. Bir ham ağacı ne diyeyim size yani 8 şeklinde değil veyahut da yılan şeklindeki bir kızılcık ağacını düzeltip baston haline getirmek. Evet. Hani bunları mümkün olduğu kadar bunu yapan ustalarımız o konuda yapıyorlar. Evet. Çok iyiler yani. İstedikleri şeyi veriyorlar. Kurslar açılıyor Devrek'te bu konuda. Güzel. Hani burada daha iyisini göstereceğiz yani. Doğru. Şeyde. Başka Devrek bir yol almış aslında. Derneğimizin de öncülüğünde ben Japonya'da baston getirildi. Oradan da biliyorum. Yani bastonumuz ama tabii biraz daha mesela Sümen'in işte çakısı gibi değil, bıçağı gibi değil. Tabii. İşte bir tereyağı gibi değil. Bu o düzeye gelebilmek için, o derece meşhur olabilmek için ne yapmak lazım sizce başkan? Şimdi başkanıma teşekkür ediyorum. Bu gerçekten çok duyarlı, çok ve hazırlıklı. Buna teşekkür ediyorum. Zaten bu yola çıktığımız zaman bunların bu konuda duyarlı olacaklarına ben güvenim sonsuzdu ve Lütfü Başkanım'a ilk telefon ettim. Başkanım siz bu toplantıda olmazsa olmazımızsınız dedim. Yani abim, geleceksiniz dedim. Benim için tabii diğer başkanlarımız da hepsi aynı değerde ama başkanım bu konuda duyarlı. Şimdi başkan vekilimiz de bu konuda çok tecrübeli. Yıllardan beri her ne kadar ikinci başkansa bile bu derneği başkan olarak götürdü. Birçok başkandan daha fazla çalışıyor. Evet evet yani başkanı en iyi şekilde temsil eden belki de hiçbir dernekte olmayan bir şeydir yani kişidir. Onun için bunu tebrik ediyorum, kutluyorum. Başkanıma şurada söz veriyorum. Zaman çok kısıtlı dendi. Evet bu firma tabii biz bu olaydan pek şeyimiz yok. Yani evet bu fesane şenlikleri Ankara, İstanbul'da yapıldığını, ne şekilde yapıldığını, çok kalabalık, çok güzel şeyler olduğunu. Artık Türkiye'mizde işte yarın mı sanıyorsam Mardin günleri var İstanbul'da. Bizim firma sahibi oraya gidecek, bari bağlantılar kuracak. Mardin günleri var. 81 ilin Zonguldak hariç 80 il bu işi yapıyor İstanbul'da. Evet. Artık İstanbullarda yapıyorlar. Şimdi Safranbolu'dan bizim bu fesaneye çok katılacak arkadaşlar var. Firma sahibi gitti bir sürü sözleşme imzaladı.
ve Safranbolu'dan memnun. Safranbolu'dan niye memnun? Geçen ay bahsetmiştik geçen bu aramızda. Karabük günleri yapıldı. Safranbolu'dan bu arkadaşlarımız İstanbul'a gitti. Karabük günlerine katıldılar. Orada organizasyonu gördüler. Tabii para da kazandılar. Kazandıkları için ilk bu organizasyonla alakalı beni arayan Safranbolu Ticaret Sanayi Odası Başkanımız oldu. Ve bu firmanın telefonunu, kimle muhatap olacağımı telefonu verdim. Demek ki gördükçe Zonguldak da görecek. Sayın Başkanım şunu söyledi, onda buna hak veriyorum. Biz geç kaldık diye. Evet, geç kaldık arkadaşlar. 2004 10. ayda bu alanla ilgili resmi müracaatımızı valilik hukuk bürosuna yaptık. Arkadaşlar 5 Ocak 2015 ruhsatı aldık. Yani tabi burada biraz firmayı da şeye soktuk. Hatta Karabük Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Müdürü'me çok rahatsız ettim onu. Çok iyi bir insan, bize çok yardımcı oldu. Fakat bir yazı istiyor işte falan makamdan. O yazının gidip gelmesi, onun takibi. Yani 2014 10. ayda müracaatımızı yaptık. Yani her gün hemen hemen söz konusu oldu. Onunla yaptık, onunla kalktık. 5 Şubat 2015'te bu yazıyı aldık. Bu yazıyı aldıktan sonra firmaya dedik ki arkadaş işte biz yazıyı aldık, burada yapabiliriz oluru aldık. Hadi başla bakalım. Hadi başlayınca tabii ne oldu? Firma da sıkıştı. Yani biz bu izinin bu kadar süreceğini bilemiyorduk. O zaman demek ki biz bir 6 ay öncesine buna başlayacağız. Yani bu da bir tecrübe başkanım. Burada bir tecrübe ama ya şöyle bir olay var efendim. Yani değerli başkanlarım da takdir ederler. Bir de Zonguldak kamuoyuna bunu bir açalım. Yani bu alan tamam. Bu Türkiye büyük. Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'nun malı. Tamam. Malı. İşte koruma kurulunun bunun üzerinde bazı şeyleri, mahkeme kararları var. Bazı şeyleri bağlıyor. Onların elini kolunu bağlıyor. Bu alanımız arkadaş 10 seneden beri tahmin ediyorum atıl durumda duruyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Çorak çamur içinde duruyor. Yararlanmaya kalksanız 2,5 ay, 3 ay gibi bir zamanla uğraşacaksınız. Yani ben diyorum ki bu şenliğimi şimdi tutarsa ki halkın buna sahip çıkacağına inanıyorum ben. Güzel olursa bu ne olacak? Halk tarafından da istenecek. Firma tarafından da istenecek. Satıcı firmalar tarafından da istenecek. Evet. İstenmesi için hayda 1-2,5 ay mı uğraşalım? Yani biz bu alanı kiralamak için 2,5 ay mı uğraşalım? Bu ya firma sahibi burada geldi, dedi ki Ahmet Bey dedi başkanım ben bunu böyle bilmiyordum dedi. Biz dedi İstanbul'da dedi gidiyoruz dedi, bir dilekçe veriyoruz dedi. Bir dilekçeyi dedi veriyoruz, işlemi yapıyoruz. Bir gün sonra işimiz tamam, biz işimize bakıyoruz. Evet. Tabi biz burada sakın yanlış anlaşılmasın yani. Hiçbir kuruluşu, hiçbir kişiyi şey yapmıyoruz. Yani yasalardan dolayı, yapılması gerekenlerden dolayı. Ama buna rağmen bu izinlerin verilmesinde herkese çok teşekkür ediyoruz. Bize gerçekten yardımcı oldular. Eğer yardımcı olunmasa idi, demek ki bu çıkmaz da. Bir çıkmaz da. Zonguldak. Unutmadan başkanım, unutmadan da bir söyleyeyim. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Zonguldak Belediye Başkanımız Sayın Muharrem Akdemir. Huzurlarınızda Zonguldak kamuoyuna buna teşekkürün en büyüğünü şimdi ona yapıyorum. Hı. Sağ olsun belediye başkanımız. Bir haftadan beri alanda bütün ekipmanla çalışanı görevlendirdi. Makinesiyle, araç kereciyle her konuda o alan düzeltilmesi için, güzel olması için gece gündüz bize yardımcı oluyor. Hem cami adına ona teşekkür ediyoruz, hem de Zonguldak adına teşekkür ediyoruz. Bu duyarlılığından dolayı ona gerçekten teşekkür borçluyuz. Bu duyarlılığı Zonguldak'ta yaşayan herkesten bekliyoruz. Herkesten bekliyoruz. Bu duyarlılığı Sayın Belediye Başkanımız gösterdi. Buna gerçekten teşekkür ediyoruz. Her konuda telefon ettiğimiz anında mutlaka bize bir muhatap, anında müdahale eden, yardımcı olan bir belediye başkanımız var. Sizlerin huzurunda Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Başkanım anladığım kadarıyla bir Zonguldak'ın bürokrasi sıkıntısı yenisi vurmuş anladığım kadarıyla bayağı bir etkilemiş. Ben şöyle yaşadığım için biliyorum. Hı.
Böyle bir sıkıntı var. Tarih veriyorum size. Resmi evraklar bizde. Müracaatımız 2014 10. ay. Ruhsat yani onaylanması Karabük Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Müdürlüğü'nden 5 Ocak 2015. 2 ay. En az 2 ay. 2,5 ay. 2,5 ay. 2,5 ay. 3 kere de bizzat işte çadır nasıl kurulacak, ne olacak, işte civatası nedir. Ben şimdi Karabük Koruma Kurulu Müdürümüze davetiyeyi gönderdim. Döndürdüm. Pazartesi de onu arayacağım. Özellikle rica edeceğim. Sayın Müdürüm gelin. Bu mevzu bahis olan... Gelince beğenmesin adı. Hayır efendim yani ben de bu kadar tahmin etmiyordum. Yani Osman Bey haklı. Yani dilekçe de diyor ki 4200 metrekare kapalı alan içinde şu faaliyetler olacak. Tabii 4200 metrekare bayağı bir alan. Ben de diyorum yani 4200 metrekare bir alan bu çadır nasıl kurulacak, nasıl duracak? Doğru yani ben de şimdi niçin çağırıyorum? Yani bizim teknoloji olarak bunu ben yaşadım, gördüm. Çok pratik, çok kolay, yere hiç zarar ve hiçbir tarafa hiçbir zarar vermeyen bir sistem. Evet, ben de gördüm. Gördünüz ve görmeyenler merak ediyorum. Yani böyle bir durum olduğu zaman Sayın Müdürüm gelsin gözüyle görsün ki seneye biz müracaat ettiğimiz evet. zaman efendim bu kazıklar buraya nasıl çakılacak? Söküldüğü zaman zemine zarar verecek mi, vermeyecek mi bir anlamında yani bu tutar da bir daha yapılır ise yani koruma kurulu müdürümüz de bizzat desin ki o kurulda efendim ben gittim, gezdim, gördüm. Burada hiçbir sıkıntı yok. Etrafa verilecek bir zarar yok. Söküldüğü zaman da bir şey yok. Yani bu işte nasipse pazar günü 23'te pazartesi sabah 16'sı 16 Şubat pazartesi sökülecek. Buradan da Düzce'ye gidecek. Düzce günlerine gidecek. Evet. Düzce günlerine. Burası sökülüyor. Düzce'ye gidiyor tarihli. Ve ben de gerçekten bunu gördükten sonra bayağı pratik, bayağı güzel, bayağı kolay. Tabii meşakkatli, pahalı bir sistem. Yani metrekaresi bayağı bir para. Ama yani etrafa zarar vermenin sökülmesi, takılması çok pratik, çok modern. Her şeyi yeri yerinde, numaralı. Çocuklar neyi ne yapacağını herkes biliyor. Evet, böyle bir şey. İşte bu vesileyle belki de o alanın, lavalar alanının kullanılması konusunda belki müdür geldikten sonra, söyledikten sonra bundan sonraki etkinlikler için de belki sadece etkinlik değil, başka birisi de istediği zaman tabii yani belki açarlar. Osman Bey ben şunu şöyle diyorum. Yani orası boş kalacağına, tabii buraya bir proje yapılıp da resmiyet kazandıktan sonra devletimiz bu yetkiler buraya bir şey yaptıktan sonra yasal olarak orası elden çıktıktan sonra çıkar tabii. Yani oraya işte geçmiş dönemlerde bazı projeler yapıldı. Yarışmalar açıldı, şu oldu, bu oldu. Tamam. Onu bir şey yaparlarsa tamam. Biz diyoruz ki ya boş olduğu zaman yani şu anda haliyle biraz daha buranın zemini düzeltilse, etrafı güzellese ve buralarda şeye açılsa, böyle kültürel faaliyetler de açılsa efendim mesela önümüzde seçim yılı var. Seçim yılındayız. Şunun şurasında az bir şey kaldı. Mitinglerimiz orada yapılsa çarşının çilesi yani miting burada Osman Bey miting yapıldığı zaman bir Gazi Paşa Caddemiz var. Gazi Paşa Caddemiz tıkanıyor kalıyor. Yani orada bir çözüm bulunsa işte bilmiyorum yani biz bu düşündüklerimizi değerli büyüklerimiz de herhalde düşünüyordur. Yani ben öyle düşünüyorum. Ama bir sorun var ise bir yerde bunu da çözecek olan yine bu büyüklerimiz. Yani bu burayı idare eden büyüklerimiz. Yani düşünmüyorsa da düşünsünler aslında. Tabii yani bunu yine çözecek onlar yani. Biz çözemeyiz bunu. O anlamda önemsiyorum. Yani burası bir şekilde bu Zonguldak'a kazandırılmalı. Yani bu Zonguldak'a kazandırılmada bence Zonguldak halkı düşünmeli. Hı-hı. Halkını düşünmeli. Ya Zonguldak'ı düşünmeliyiz. Hı-hı. Yani siyasi artı eksi olarak hareket etmemek gerekir diye düşünüyorum. Hı-hı. Zonguldak'ı düşünmemiz lazım. Zonguldak'ı düşünerek oraya halkın yaralanacağı o kadar 80 bin metrekare alan boş duruyor. Yazık. Yazık diyorum. Başkanım etkinliğe dönersek, etkinlikte stand alanında stand kiralamak isteyenler ne yapması lazım? Ne kadar ücret ödemesi lazım? Kime başvurması lazım? Bu konuda da kısa bir bilgi verirsek. Etkinlikte yer almak isteyen değerli vatandaşlarımız hemen onu da şöyle söyleyelim. Etkinlikte sadece hemşehri dernekleri değil, isteyen herkes tabii hem ticari bölümü var.
hem tabii. İşte sivil toplum örgütlerinde katılabileceği bölümler var. Ticari var. Bölümde sadece Zonguldak ürünleri değil, isteyen her firma mı? Tabii. Ya şimdi bize broşürlerde firmaların telefonu mevcut. Yani şu anda Zonguldak'ımızın hemen hemen görebilir her noktasında dikkat edildiği zaman broşürler asılmış durumda. Reklam boyutu var. Afişlerde firmanın telefonu var ama mutlaka ulaşamam diyen varsa bizim Zonguldak Trabzon Kültür Yardım Aşağıderin.com'a girdiği zaman bizim iletişim adresimiz var. Bize ulaştıklarında biz o firmaya yönlendiriyoruz. Hı-hı. Firma bu sefer bu iş şey yapsın diye hemşeri derneklerini satıcılar kategorisine koymadı. Orada Hı-hı. farkındaysınız toplantıda evet. Necati Başkanım da vardı. Değerli başkanım vardı. Orada zaten öyle bir talep oldu. O talebi de işte arkadaşımız karşılamaya çaba gösterdi. Ama sonuç olarak tabii büyük bir maliyet. Bu maliyetin ortalama şeyi 350 bin lira civarında büyük bir maliyet. Ona rağmen firmamız gerekli hemşeri derneklerine orada gerekli indirimi yaptı diye düşünüyorum. Tabii biraz daha yapabilir miydi bilmiyorum işte ama dernekleri kar amaçlı stand tutanla hemşeri evet. derneklerinin tanıtma adına orada bir ayrım yapıldı. Hemen hemen %50 kadar bir indirim var. Ama şu anda stand durumu son firma sahibinden almadım. Sürekli telefonlar geliyor, anlaşmalar yapılıyor. Son durumu, 2 günlük durumu bilmiyorum doldu mu, ne durumda? Necati Başkan, az önce çağrıda bulundunuz tabii sivil toplum örgütlerinin de sahip çıkması konusunda. Aslında bu bir yerde dediğiniz gibi biz platform olarak Mithat Paşa Tüneli'nin yapılmasında, Zonguldak Havalimanı'nın açılması için kamuoyu oluşmasında bir çağrıda bulmuştuk, bir birlikteliği göstermiştik. Aslında bu da belki o birlikteliğin devamını göstermemiz tabii gereken yani, bir evet. ortam aslında. Evet. Yani Trabzon... Trabzon Kültür ve Yaşatma Derneği bir etkinlik yapıyor. Bunda bir birlikteliği gösterirsek, destek verirsek eminim bundan sonraki dönemlere de yaşanır diye düşünüyoruz. Bu konuda ne yapılması lazım başkanım? Öncelikle? Ben burada Zonguldak halkının duyarlı olmasını istiyorum. Yani hem burada birlik, beraberlik, kaynaşmayı sağlanacak hem de burada Zonguldak yerli nüfusundan sonra en büyük nüfus Trabzonlu hemşehrilerimizin nüfusu. Burada aslında Zonguldaklar bu işi üstlenmesi gerekirken Allah razı olsun Trabzon Derneğimiz bu işi üstlenmiş. Bunu getirmeye çalışıyor. Biz de elimizden gelen Zonguldak'taki bütün oda başkanları, hatta sendikalar, ne bileyim ben esnaf arkadaşlarımız herkes bir yerinden tutup buraya sahip çıkması lazım. Yani burada şenlikler yapıyor. Bu bütün illerde yapılıyor. Zonguldak'ın dışında. Biz araştırdık hakikaten. Bütün iller, bunu hatta Ankara'da yapanlar var, İstanbul'da yapanlar var, kendi illerinde yapanlar var. O ki bu burada başlatıldı. Belki ufak tefek eksik ve aksağımız olabilir. Ama ileriki yıllarda bu daha da güzel olur. Tabi biz bunu yazın olsaydı nasıl olurdu falan diyorduk ama Ahmet Başkanım da şey yaptı, şirket sahibi bunlar genelde bunu kış mevsiminde yapıyorlarmış. Yani kışın sezon herkes yazın tatilde olduğundan belki olmayabilir. Ama işte burada ben Zonguldak halkına bütün hemşehrilerimize sesleniyorum. Yani herkes katılsın burada kendi katkısını, kendi şeyini göstererek bir şeyler versin. Yani bir şeyler olsun. Halkından ziyade sivil toplum örgütlerine de çağrı. Sivil toplum örgütleri bu işin içerisinde herkes birer tarafından tutsun. Zonguldak halkı katılım sağlasın. Gelsin orada bir şeyler yapsın. Ne bileyim ben, eğer adam peynirciyse, peynirini yani kalitesini şey yapıyorsa desin ki benim peynirim markadır, ben bunu tanıtmak istiyorum. Oradan bir stand kiralasın. Diğer ne bileyim ben, esnaflar kendine göre ne yapıyorsa bunu şey yapsınlar, bir katkı sağlasınlar. Biraz önce Ahmet Başkan'ın bir şeye değindi, Zonguldak'ta herkes bu konuda çaba sarf etsin diye. Bizim üyelerimiz de genelde böyle hep bürokrat kesimde olduğu için buraya gelenlere derlermiş ki nereye gidiyorsun? İşte Zonguldak'a tayinim çıktı. İşte il müdürü olarak geliyor. Orası çok zor şehir. Hakikaten zor şehir. Dedikleri doğru. Yani işte bir orada koruma kurulu altına, vakıfların koruma kurulu altına aldığı yer
Mezbeylik orada 3 tane beton yığını, o beton yığını yüzünden orayı bir türlü şey yapılamıyor. Şimdi biraz önce de değindi Ahmet Başkanım, siz de şey yaptınız. Ben buradan Zonguldak'taki tüm siyasilere, milletvekillerimize, siyasi partinin il başkanlarına, belediye başkanımıza, valimize sesleniyorum. Lütfen şu Zonguldak trafiğini mitinglere ayırmasınlar. Miting alanı orası. Kaç bin? 800 bin metrekare dediniz orada. 80 bin metrekare olan yani bir alan var. O alanı miting alanı olarak oraya taşısınlar. Zonguldak'ta Gazipaşa'dan madenci heykelin olduğu yere bir miting yapılıyor. Zonguldak allak bullak oluyor. Felç. Ne ambulans hastaneye gidebiliyor. Ne bileyim yani acil bir durum olsa, yangın olsa ulaşması zor olacak. Yani burayı ivedilikle yani nasıl yapılacaksa Zonguldak'ta işte valisiyle, belediye başkanıyla, siyasi parti il başkanlarıyla, milletvekillerimizle buna bir çözüm bulsunlar. Bizim temennimiz, en büyük temennimiz bu Zonguldak'ın sorunu. Onun dışında inşallah burada yüzümüzün akıyla çıkacağız. Ahmet Başkanımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. Ne yapılması gerekirse ben diğer sivil toplum örgütü başkanlarına, platform dışında olan dernek başkanlarımız var. Onları da davet ediyoruz. Onlar da katılsınlar. Orada hazır bulunsunlar. Herkes bir katkı sağlasın. Ne bileyim Ozan'ıyla, Şair'iyle eğer diğer derneklere de irtibata geçelim. Onlar da katılsınlar. Bir şeyler yapılsın. Eğitim faaliyetlerinde olanlar da gelsin, katılsınlar. Ne bileyim bak ne güzel sanatçılar geliyor. Ben hatta o gün akşamı telefonla da görüştüm. O Zonguldak'ın yerel sanatçısı var, İstanbul'da kendisi. Tiyatro ve dizilerde de oynuyor. O da katılacak oldu. İşte Türkiye'nin çok iyi tanıdığı Eşref Kolçak. Bir, yani ne bileyim ben aktör. O da gelecek. O da inşallah oraya katılır da bir ayrı bir renk sağlamış olur. Yani güzel olur. Temennimiz bunun herkesin katılmasını temenni ediyoruz. Yani bütün sivil toplum örgütlerine. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım, Cevdet Başkanım, biraz farklı konu belki ama malum hemşire derneklerinin kaynaşması ben de açıldığı için şey yapıyorum. Ben geçen hafta, iki hafta önce Bursa'da Zonguldaklar Derneği'nin buluşmasına katıldım. Gayet de güzel bir organizasyondu. Tebrik etmek lazım buradan. Ondan önce de yine Pendik'te Devrekler Derneği'nin bir organizasyonu vardı. Oraya da katıldık. Bu ara bir şeylik var aslında. Hemşire derneklerin bir kaynaşması. Özellikle il dışından da bir talep var. Yine dün aradı Metin Bey. Pazar günü bir herhalde bir organizasyon varmış. Bu hemşire derneklerin kaynaşması anlamında bir ivme var. Bunun için geliştirmek için de yapmak lazım. Veya bu yaparsak, bu yapabilirsek ne gibi şeyler, nasıl bir fayda getirir Zonguldak'a? Aslında kısmen faydasını gördük Mithat Paşa Tüneli'nin olduğu gibi. Başka ne faydalar getirebilir, ne yapmamız lazım sizce? Şimdi Osman Bey, dediğiniz gibi bir Mithat Paşa Tüneli söz konusu burada. Mithat Paşa Tüneli'nde biz Zonguldak'ta sivil toplum örgütleriyle iyi bir kaynaşma sağladık. Evet. Ve bu işe başlattık. Başlattık diyelim yani. Evet, çünkü niye? Öncülüğümüz yaptık evet, yani. Aynen. Bütün sivil toplum örgütlerindeki bu işe katkı veren arkadaşlarımız öncelikle teşekkür ederim. O hızımızı kesmememiz lazım bize. O hızımızı kesmememiz lazım. O hızımızı kesmezsek bu tünel çabuk delinir. Bak ne dedik az önce? Ahmet Başkanım da aynı söyledi. Necati Başkanım da Gazi Paşa Caddesi'nin bir mitingde kilitlendiğini, yani ambulansların dahi geçemediğini evet, söylediklerine göre burada ne yapmamız lazım o zaman? Bu tüneli önce deldirmemiz lazım. Bu tünel delinmesi lazım. Şu anda çalışmalar çok ağır gidiyor bence. Yani o tünel delinmiş olsa şimdi bizde Gazipaşa'da da miting yapılır, lavar alanında da miting yapılır. Ama arkadaşlarımın dediği gibi lavar alanı bundan sonra miting yeri gibi olabilir bu halde boş durduğu sürece. Tabii o konu şimdi benim anlamadığım bir konu daha var lavar alanında. Koruma kurulu. Koruma kurulunun oradaki şey aldığı yerler bence çevrilmiş. Tel örgü içinde. Diğer kısım kuruma kalmış, kurumun kendi yeri TTK'nın. Yani aslında hiç kuruma kuruluyla, koruma kurulundan bir alakası olmadan burayı değerlendirebilmemiz lazım. Bunu valimiz veyahut da belediye başkanımız bu konuda duyarlı olması lazım. Bundan sonraki yapılacak her etkinlikte orayı bu şekilde koruma kuruluna göndermeden bence herhalde verebilirler. Bu da bir örnek kurumla ilgili. Aslında. Tabii ki bu bir öncülük, burada bir sıkıntı çekilmiş. Arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Başarmış yani bu işi Ahmet Başkanım. Bunun yanında Ahmet Başkanım'a şey yaparken yönetim kuruluna da çok teşekkür ediyorum. Yani Ahmet Başkanım'a iyi güç vermişler yani bu konuda.
Şimdi diğer hemşehri derneklere diyoruz. Şimdi biz Bursa'da olsun, İstanbul'da olsun, bizim Zonguldaklı bir sürü dernek var. Hatta ne yaptılar? Federasyon kurdular mesela İstanbul'dakiler. Federasyonun bir programına da beraber gittik. İlk başladıklarında bunlar federasyonu gelin beraber kuralım. Federasyonun merkezi Zonguldak olsun dediler bize. Biz mesela o zaman yeşil ışık yaktık ama onlar oluşumu sağlayamadılardı. Şimdi oluşumu sağlamışlar, kurdular federasyonu. İyi yani bayağı bir gelişme şey yaptılar. Ben de ara sıra gittim, aynaya 3-4 dönem gittim, etkinliklerine katıldım. Hatta Pendik'tekine ben gidemedim, arkadaşlarım gitti daha önceki zamanlarda. Bursa'ya hiç gidemedim, orayı da arkadaşlarımızdan giden oldu. Şimdi biz burada ilçe yakın olduğu için, Devre Gökçebey ilçesi yakın olduğu için biraz daha şey kalıyoruz, cılız kalıyoruz sayılı. Oradakiler daha birbirlerine kenetleniyorlar. Gurbet hasreti daha gurbet hasreti oluyor herhalde. Bundan dolayı daha iyi kenetleniyorlar herhalde. Yani. Şimdi onlarda bir de sıkıntı, gelir sıkıntısı da biraz var onlarda. Çünkü niye? Herkes asgari ücretle çalışıyor. Yani evet, iş bulamıyor, işsiz kalıyor. Evet. Bu yönden sağ olsunlar oralardaki ticaret yapan arkadaşlarımız bu işlere sahip çıkıyor. Ama bize Zonguldak'ta ve Devrek'te ticaret yapanlar sahip çıkmıyor. Zonguldak'ta Devrek Derneği'nin ne işi var diyor. Ama bu derneğin nasıl kurulduğunu, ne amaçla kurulduğunu bilmiyor kimse. Biz anlatıyoruz, anlatıyoruz. O yine duymuyor bazı şeyleri. Sağ olsun bizim kurucu başkanımız şu anda İstanbul'da 90 yaşlarında sağ, Baki Kadıoğlu. Buradan ona saygılarımı sunuyorum. Yani bana derneği nasıl kurduklarını, ne yaptıklarını hepsini anlattı. İki sefer ziyaretine gittim. Yani ben biliyorum derneğin ne eziyetlerle kurulduğunu, ne amaçla kurulduğunu. 1963 yılında kurulmuş bir dernek. İlk Zonguldak'ta dernekçiliği başlatan bir ilçe, evet, yani Devrek. Gökçebey ilçemiz mesela ilçe değil diye Devrek Derneği olarak kurulmuş. Devrek Köyleri Kalkındırma Derneği olarak kurulmuş. Gökçebey ilçe olduktan sonra da biz bunu Devrek Gökçebey ismini vererek değiştirdik adını. Ya niye? Gökçebeyli arkadaşlarımız bizden kopmak istemediler, ayrılmak istemediler yani. O yönden bu şekilde devam ediyoruz. Sağ olsunlar üyelerimiz. Gün geçtikçe emekli olan olsa da dahi üye olan arkadaşlarımız da var. Yeni arkadaşlar daha yeni yeni dernekçiliği şeyini öğreniyorlar. Bir de eskiden kalma derneklerin bir yani yeme yuvası gibi görülmüş. Derneklerdekiler hep kendini düşünün anlamında şey yapılmış ama biz bunu ispat ettik derneğimizde. Bizim üyelerimiz artık o şeyden hiçbir zaman için kuşku duymuyorlar. Güvendikleri insanlar var yönetimlerde. Bütün yönetim kurulu arkadaşlarımıza da, arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Ben onların adına buradayım. Hani onlar da bizlere verdikleri katkıdan dolayı hepsini teşekkürle sunuyorum yani. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar. Yönetim kurulunda biz şu anda çok şeyiz yani, iyiyiz böyle. Başkanımız sağ olsun her şeyi heyecanla böyle takip ediyor. Başkanımız bizim benden önceki daha yönetim kurullarında görev almış bir arkadaşımız. Derneğimizin daha geçmişini daha iyi biliyor. Benden iyi biliyor. Başkanım bir kısa ara vermem lazım. Kısa bir aradan sonra başkanım sizinle devam edeceğiz. Siz herhalde bu konuda söyleyecek sözünüz var. Kısa bir ara rica ediyoruz. Birazdan birlikteyiz.